Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla hürmet... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı kabinesi Beştepe'de toplandı. Yılın ilk kabine toplantısı 4 saat sürdü. Sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle... Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Bize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden... Pençekilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan askerlerin kanlarının yerde kalmadığını söyleyen Erdoğan, yeni harekatlar yapılacağının mesajını verdi. Pençekilit Harekat Bölgesi'nde teröristlerle girdikleri çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Tedavileri şu an devam eden yaralı askerlerimize Rabbimden acil şifalar temenni ediyorum. Tarih bilmez, kutsal tanımaz edepsizlere rağmen şehit ailelerinin metaneti, vakarı ve sabrı karşısında duygulanmamak elde değil. Şehitlerimizin kanlarını her zaman olduğu gibi yerde bırakmadık. Sadece son 5 günde Suriye ve Irak'taki terör unsurlarına düzenlenen hava harekatlarımız neticesinde 114 hedef vuruldu, 78 terörist etkisiz hale getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatımız 12 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütüne ait toplam 60 kritik altyapı ve mühimmat tesisini imha etmiştir. Emniyet ve jandarma birimlerimizin operasyonlarında yılbaşından bu yana terörle iltisaklı 465 kişi gözaltına alınmıştır. Cumartesi günü yaptığımız dar kapsamlı güvenlik toplantısında sahadaki güncel durumu değerlendirdik. Güvenlik birimlerimize yanında, yöresinde, arkasında kim olduğuna bakmadan tespit ettikleri tüm terör unsurlarını yok etme talimatı verdik. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı da kabine toplantısından çıkacak karardaydı. SSK ve Bağkur emeklileri için beklenen ek zam oranını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşı alt sınırını 7500 liradan 10 bin liraya çıkardıklarını da söyledi. Çalışanlarımız ve emeklilerimiz başta olmak üzere insanımızın refah düzeyini yükseltmek için de canla başla çalışıyoruz. İşçi, memur, emekli maaşlarında ve onlara endeksli ödemelerde yaptığımız yüksek oranlı artışlarla bunu kısmen sağladık. İnşallah önümüzdeki dönemlerde aynı anlayışla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutmaya devam edeceğiz. Geçen yılın son aylarında yaptığımız hesaplarla 16 milyon emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5'er bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Çalışan emeklilerimiz de tıpkı diğer emeklilerimiz gibi yıl bitmeden 5 bin lira tutarındaki ödemelerini aldı. Bütçe imkanlarımızı zorlama pahasına da olsa emeklilerimizi asla darda bırakmıyoruz. Emekli aylıklarındaki artışları da yine bu anlayışla belirliyoruz. Bilindiği gibi 2004 yılının ilk 6 ayı için memur emeklisi aylıklarında %49,25, SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarında ise %37,57 artış oldu. Bu farklı artışların emeklilerimizde yol açtığı rahatsızlıkları gördüğümüz için emeklilerimizin aylıklarındaki artışı birbirine yakınlaştıracak yeni bir adım atıyoruz. Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarına ilave %5 daha artış yapacağımızın müjdesini buradan vermek istiyorum. Böylece SSK ve Bağkur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren
6 aylık artış oranı %42,6'ya yükseliyor. Önümüzdeki Temmuz ayında artışlarla birlikte emeklilerimizin hepsi yaklaşık aynı oranlarda maaş artışına kavuşacaklardır. Ayrıca sosyal devlet ilkemiz gereğince uygulamaya aldığımız emekli maaşı alt sınırını 7500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz. Ekonomi yönetimimiz orta vadeli programda bu artışları öngörmüş, hazırlıklarını buna göre yapmışlardı.